Evet Bootstrap'ı öğrendik. Bayağı bir aslında Bootstrap ile çalışmaya başladık. Ama Bootstrap'in tabii ki temellerinde neler yapacağımızı gördük. Hiçbir proje yapmadık. Bootstrap ile proje yapmaya başlayalım. Bootstrap ile proje yapmadan önce bir ekran göstereyim size. Bu ne? Şimdi <laughs> bazılarınız biliyordur belki. Wireframe diye geçiyor. Wireframe ne demek? Hem de internetten de bir aratalım. Ne olduğunu görelim. Daha sonrasında yapacağımız projelerden ilki için bu wireframe çalışmasını birlikte değerlendirelim wireframe. Wireframe'e baktığınız zaman arkadaşlar wireframe aslında taslak olarak bir çalışmanın yapılması yani şuraya baktığınız zaman bir taslak olarak çalışmanın yapılması. Peki neden bu şekilde yapıyoruz? Neden görselleri yok? Neden başka bir şey yok? Aslında şöyle düşünelim. Bir tasarımcı ilk işe başlarken hep wireframe'le başlar. Yani içerik ne olacak? Ondan sonra bu içerik nasıl gözükecek? Neler olması gerekiyor? Ve bazıları sadece kafasında zaten bir şeyleri tasarlamıştır. Ve tasarladıktan sonra işte logo olsun, menü olsun, işte karusel olsun, şu olsun, bu olsun. Komponentleri belirler. Yani neler olacağını belirler. Neler olacağını belirledikten sonra da ona göre tasarım yapar. Ama biz zaten UI komponentlerini kullanacağımız için tasarım yapmayacağımızdan dolayı. Öyle bir yola girmeyeceğimizden dolayı şunu da seçebiliyoruz. Bir wireframe çizdikten sonra bunu kağıda da çizmiş olabiliriz. Yani Burada gözükken aslında bir kağıttaki görüntü de olabilirdi. Wireframe'i çizdikten sonra artık şunu biliyorsunuz. Burada durmam lazım. Veyahut da isteklerinizi biliyorsunuz. Genellikle eğer bir wireframe veya da bir tasarım yoksa bir web sitesine başlıyorsanız bu web sitesine başlarken ilk problemlerinizden bir tanesi projenin bitmemesidir. Biz biten şeyleri istiyoruz. Yani bir yerde başlamalı, bir yerde de bitmeli. Daha sonrasında ise Evet bunu bitirdim dedikten sonra istiyorsanız upgrade yapabilirsiniz. Yeni versiyonlarını çıkabilirsiniz ama belli bir yere kadar da muhakkak projenin bitmesi lazım. O bitme hissini yaşıyor olmanız gerekiyor. Yani bunu yaptım ve başarılıyım artık benim için okey demeniz lazım. O yüzden de wireframe çalışmalarını yapmanızı tavsiye ederim. Yani biz tavar aklınızda ne olması gerektiğini çizin. Çizdikten sonra da ona göre hareket edin. Peki biz wireframe'imizi inceleyelim. İlk önce bir navigation menümüz var yukarıda. Daha sonra hemen altında bir karusel var. Dikkat ediyorsanız burada kaç tane öğe olduğunu da görüyoruz. Slider diye de geçiyor ama karusel diye düşünebiliriz. Bunun dışında bir jambatron bilgisi var. Yani burada insanların gözüne batmasını istediğimiz bir bilgi vermeye çalışıyoruz. Ve bir imaj var. Bu imaja dikkatli bakacak olursanız şuradaki hattı takip etmiyor. Yani büyük bir ihtimalle buradaki imaj %100'ünü kaplayacak ekranın ve daha sonra da 1 2 3 tane aslında yapı varmış. Bu 3 tane yapıdan sonra da altta da görsellerimiz olacakmış ve daha sonrasında da footer kısmımız olacakmış. Süper. Şimdi bu kalsın. Bu kaldıktan sonra da biz de hemen projemizi tasarlamaya başlayalım. Bunu yaparken ilk önce tembellik yapalım. Tembellikten kastım da Bootstrap online olarak da açabiliriz. getbootstrap.com GetBootstrap.com'a açtıktan sonra documentation'a geldiğiniz zaman hemen burada CodePen demosu var. CodePen demosunun içerisinden gidebilirsiniz. Ben şimdilik şöyle yapacağım. CodePen demosunun içerisinden gideceğim. Ama siz aynı yolu yine Bootstrap'in starter template ile birlikte yani şuradaki template ile birlikte gidebilirsiniz. Hem bunu açayım daha sonra içinde dolduracağım zaten. Ve unutmayın body kısmına çalışıyoruz. Yani CodePen'in içerisindeki dikkat ettiğiniz bu kısımların hepsi aslında body'nin içerisi. Peki hemen geleyim ve bitirme projesi 01 dedim. Ve içerisine de index.html dedim. Ve bu yapı şimdilik burada dursun. Buraya da daha sonradan bilgiler eklenecek. Tamam. Peki bu tarafa gelelim. Bu tarafta ise tam tersten gideyim. Yani aslında her şey vardı. CSS'e ihtiyacımız yok. Bu kısma da ihtiyacımız yok. Bunları aşağı doğru çektim. Sildim. Nelere ihtiyacım olacak? Hemen buradan notlarımı almaya başlayayım. Bir navigasyona ihtiyacım olacak. Ve navigasyonun da aynı şekilde bir bittiği yeri olacak. Daha sonra neye ihtiyacımız olacak? Bir karusel'e ihtiyacımız olacak. Ve karuselin de bittiği bir yere ihtiyacımız var. Bakalım çalışıyor mu? Daha sonra neye ihtiyacımız olacak? Can Batron olacakmış. Başka neye ihtiyacımız olacaktı? Gidip bakalım. Buradaki Hero Content diye de geçebilir bu. Bu Hero Content büyük bir ihtimalle ekranın %100'ünü kaplayacaktı. Bunu unutmayın. Ve daha sonrasında bir imaj var ve hakkımızda kısım var. Burayı ne diyelim? About olsun. Ve burası da bitsin. Başka ne ihtiyacımız vardı? Projeler kısmı var. Ve and. Başka neler var? İmaj var. Buraya ne diyelim? Products diyelim. Bunlar da bizim yaptığımız ürünlerle ilgili bilgiler olsun. Ve footer kısmımız var. Kapatalım. Tamam bunları yaptık. Bunları yaptıktan sonra hemen navigasyonumuzu ekranımıza getirelim. Navigasyon için yine geldim. UI komponansın içerisinden navbar'ı buldum. Basit bir navbar olsun. Bu navbar'ı da bulmak için aşağı doğru iniyorum. Ne olabilir? Evet, buradaki olabilir. Gayet basit. Geldim ve navbarın içerisine bunu yapıştıralım. Şimdi burada BG light diyor. Peki, bakalım başka ne opsiyonlarımız vardı aşağıdan? Background'a acaba dark yapabilir miyiz? Buraya baktığımız zaman navbar dark. Ondan sonra BG dark seçeneğini seçebiliyormuşuz. Peki bunu da kullanalım ve şuradaki. VG da iptal edelim. Süper. Ne olsun? Django olsun. Django firması dedim. Peki buradaki bilgiler neler olacaktı? Ana sayfa olacak. Eğer burada yapmakta zorlanıyorsanız arkadaşlar direkt olarak zaten Visual Studio Code'un içerisinde de yapabilirsiniz. Hatta şöyle yapalım. Bunu yaptıktan sonra Visual Studio içerisinde bu kısmı aktarayım. Daha sonra da oradan bakalım hakkımızda. Bu arada diğer sayfayı göstermedim ama şöyle de yapayım. Buraya geldiğimiz zaman aslında ikinci bir sayfa daha yaptım. Bu ikinci sayfada bizim ikinci standartımız. Bir de burada bir dipnot düşeyim. Buraya kadar gelmişken. Çoğunlukla eğer bir tasarımcı deneyimli ise yaptığı çalışmada iki veya üç tane layout yapar. Yani iki veya üç tane aslında sayfa standartı oluşturur ve der ki işte ürünler sayfası için bu olacak. Ama bundan sonraki kalan bütün sayfalar için standart genellikle şu şekilde olacaklar ve bize böyle bir görüntü verir. İşte bu verdiği görüntüyle birlikte artık biz biliriz ki bütün yapı artık bu şekilde işleyecek. O yüzden de sayfanın içerisindeki bilgiler değilse de, görsel değişse de, hero content'in içerisindeki altındaki yazılar değilse de aslında sayfanın layout yani yapısı hep aynı kalacaktır. Bu da işte aslında tasarımcının bize verdiği ikinci bir yapı gibi düşünün. Bir tane imaj varmış. Ondan sonra hero content Dikkatli bakacak olursanız aslında soldan ve sağdan daha fazla boşluğu var. Ondan sonra altında da diğer bilgiler olacakmış. Bununla ilgili de ikinci sayfa bilgisini de görüyoruz. Süper. Birinci sayfamız ve ikinci sayfamız. Burada yan tarafta iPad'den bu hareketleri de yapmak da keyifliymiş gerçekten de. Neyse yola devam edelim. Şimdi eğer bunu kopyalayıp daha sonra body kısmına aktaracak olursam. Buradaki yapının tamamını body kısmına aktaracak olursam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar body'ye aktardım. Ve kaydettikten sonra Ctrl Shift P ile birlikte Live Preview dersem otomatik olarak artık burada da görebilirim. O yüzden de eğer CodePen içerisinde yapmakta zorluk yaşıyorsanız gidip Visual Studio Code içerisinde çalışabilirsiniz. Peki ben neden CodePen içerisinde çalışıyorum? Aslında biraz challenge olsun diye. Yani kendime meydan okuyorum gibi düşünün. Çünkü Visual Studio Code'un içerisinde çalışmak daha kolayken bazen CodePen'in içerisinde çalışmak bir tık daha zor. Ama aynı zamanda online olduğu için pıtır pıtır hemen her şeyi görebiliyorsunuz. Ama siz diğer taraftan live server yapıp yine ekranı ikiye bölüp yani sol tarafta buradaki bilgi var. Ondan sonra sağ tarafta da sizin live preview'ınız var şeklinde. Yani şöyle yapayım. Bu şekilde de gösterebilirdiniz. Hadi. Evet bu şekilde de gösterebilirdiniz. Ama dediğim gibi ben biraz daha farklı çalışmak istedim. Özellikle CodePen'i tercih ettim. Hem de ...denemiş oluyoruz. Peki hakkımızda... ...vizyonumuz dedim. Bir tane daha sayfa yapmış olalım ve... ...bir tane daha sayfaya ihtiyacım var benim. Diğer sayfada... ...iletişim sayfası olsun. Şimdilik sayfaların linklerini de... ...vermiyorum. Daha sonra zaten buradaki bilgilerin ...tamamda Visual Studio'da gerçekten aktaracağım. Ve iletişimliği yapalım. İletişimliği yaptım. Süper. Okey. Şimdi bunu yaptıktan sonra ama sol tarafta buradaki Django firmasının yanındaki menü kısmını çok sevmedim. Bu menüyü keşke sağa doğru atabilseydim. Bunu yapmak için de buradaki nav bar, nav kısmının yanına ben bunların hepsinin sağa gitmesini istiyorum. O zaman soldan aslında otomatik boşluk verilmesini istiyorum. Margin start point'i yani sol taraf tre auto dediğim zaman yapacağı şey şu olacaktır. Bunların hepsini sağa doğru taşıyacak. Süper. Navbarımızı yaptık. Navbarı yaptıktan sonra hatta buradaki bilgiyi tekrar alayım. Ve tamamını mı almışım? Tamamını aldıktan sonra hemen bu kısma tekrar yapıştırayım. Ve yapıştırdıktan sonra da burada da aslında aynı yapının Hı. olduğunu göreceksiniz. Çünkü hiçbir şey fark etmedi. İster buradaki kod içerisinde çalışın, isterseniz live olarak çalışın. Şuradaki bootstrap demo kısmında Django firma demo diye yapalım. Ve bu şekilde olsun. Süper. Yukarıdaki title kısmını da değiştirdik. Evet. Çalışmamız devam edecek. Bence bu bölümü ayıralım. Ve bu bizim birinci yapacağımız çalışma olsun. Yani nav kısmını yaptık. Aynı zamanda wireframe'in ne olduğuna baktık. Ve e, iki tane sayfa standartımızın olduğunu gördük. Codepen içerisinde çalıştık. Veyahut da live preview içerisinden bu işlemleri yaptık. Ve bir sonraki videoda da İkinci kısma yani karusele ve diğer kısımlara geçmeye devam edelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.